İlk önce böyle ve mikroplardan arındırıyoruz. Sonra burada şüphelendiğimiz peynir. Bundan kalite kontrol amaçlı peynirin olgunlaşıp olgunlaşmadığını, göz açıp açmadığını. Oo, süper süper. Şimdi bu peynirin içinin sarılığı, gözlerin içinin parlaklığı ve şu kokusu. Oh. Peynirin olgunlaşıp olgunlaşmadığını gösteriyor. Bu şu anda peynir 10 numara. Şu anda 10 numara bak. Gözeneklerin içi parlak ve büyüklüğü dengeli ve içleri ışıl ışıl. Koku çok güzel bir koku. Kokuyu tarif edecek olursak sütle tereyağının fermente kokusudur. Bu şu anlama geliyor. Bu peynirimiz pazara gitmek için hazır durumda. Gıdaların insan yaşamındaki önemi, yaşamımızı sürdürebilmemiz için hava, su ve gıdaya ihtiyacımız var, biliyoruz. Ama hangi gıda? Biz beslenecek miyiz, karnımızı mı doyuracağız? Pandemi dönemi bize şunu öğretti ki, vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlüyse, biz hastalıklara karşı güçlüyüz. Dışarıdan bize yapılacak, vücudumuza yapılan saldırılara karşı dirençliyiz. O nereden geliyor? Bu fark, ben peynir üreticisi olduğum için peynirden söz edeceğim. Bu fark bizim meralardaki Kars'ın 1770 çeşit farklı bitkisinde beslenen hayvanların, ineklerin sütlerinden aldığımız peynirlerin besin değerlerinden. Bu gıdalar bizim vücudumuzdaki immün sistemi güçlendirip bizi hastalıklara karşı savunmalı duruma getirmektedir. Bunu yapabilmenin yolu biraz doğaya saygı göstermekten geçiyor. Biz doğanın döngüsüne uyumlu ve doğadan nasıl fayda sağlayabiliriz tüm canlılar gibi gözetlersek, öne çıkarırsak hem doğanın sürdürülebilirliği, hem bizim yaşamımızın ve refahımızın yüksekliği, hem de sağlığımızın temeli olan doğru gıdalarla beslenmenin yolu açılacaktır. Kars bölgesinde üretilen gravyer ve kaşar doğru beslenme süreçlerinin neresinde? Bana kalsa merkezinde. Tereyağı, bal Kars bölgesinde. Gravyer ve kaşar temiz üretilmiştir. Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı üretilmiştir ve beslenmemiz için en iyi ürünlerdir. Ben sadece Kars kaşarı ve gravyeri demeyeceğim. Kars balı, Kars tereyağı, Kars kaşarı, Kars gravyeri ve Kars'taki kavulca bulguru, kavulca unu. Pandemi sürecinde talebi çok yükselen, bilince insanların bilgisi arttıkça daha fazla talep gören ürünler. Niye daha fazla talep görüyorlar? 1770 çeşit bitkiyle beslenen diğer canlıların ürünleri olduğu için. Yani bunlar doğanın eczanesinden alınan nektarlar, şifalardır vücudumuza peynirle, balla, tereyağıyla gelmektedir.